Merhaba, 11. sınıf Fen Lisesi Matematik Ders Kitabındaki fonksiyonların dönüşümleri konusuna ait alıştırmalarımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzda fx eşittir x kare fonksiyonu kuralı verilmiş. Daha sonra bu fonksiyonun grafiğinin x ekseni üzerinde negatif yönde 2 birim ve y ekseni üzerinde de pozitif yönde 7 birim ötelenmesiyle oluşan fonksiyonun kuralı soruluyor. Şimdi bakın, biz bir öteleme sonucunda yeni kural elde edeceksek önce x kareyi ne yapacağız bakın. Şu x kareyi 2 birim ne yapıyoruz? Sola öteliyoruz. Şöyle göstereyim. 2 birim, hatta şöyle x eksenin üzerinde yaptığımızı söyleyelim. X ekseninde 2 birim sola öteleme yapıyoruz. Şimdi x ekseninde 2 birim sola öteleme yaparsak x gördüğümüz yere x artı 2 yazmalıyız. Tam tersini yapıyoruz bakın. Yani negatif yönde 2 birim ötelersek x gördüğümüz yere x artı 2 yazıyoruz. Pozitif yönde ötelersek de o zaman x gördüğümüz yere x eksi 2 yazıyoruz. Şimdi bunu 7 birim yukarıya ötelememiz gerekiyor. Y eksen üzerinde 7 birim yukarı ötelersek şu şekilde ifade edeyim. Y ekseninde 7 birim yukarı. Yani pozitif yönde değil mi? 7 birim yukarı ötelersek o zaman doğrudan fonksiyonun kuralına 7 ekleyebiliriz. X artı 2'nin karesi artı 7 biçiminde kuralı elde etmiş oluruz. İkinci sorumuzun A şıkkında fonksiyonumuzun bakın bir grafiği var. Y eşittir fx fonksiyonu. Eksi fx'in grafiği sorulmuş. Şimdi burada fonksiyonun kendisi eksiyle çarpılıyorsa x eksenine göre simetriğini alırız grafiğin tamamının. O zaman x eksenin üstünde kalanlar altta, altta kalanlar üstte yansıması olacak değil mi? Böylelikle şu şekilde bir grafik elde etmiş oluruz. B şıkkında ise yine aynı fonksiyonun bu sefer şu şekilde düzenlenmesi isteniyor. Yani eksi fx artı 1 artı 4 grafiğinin oluşturulması isteniyor. Adım adım işlemleri yapmalıyım. Önce x gördüğüm yere x artı 1 yazmalıyım. Bakın şuradaki parantez içinde. X yerine x artı 1 yazmak demek bir birim sola ötelemek demek grafiği. Önce bir birim sola öteledim. Sonra eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarpınca bu sefer x eksenine göre yansımasını, simetrisini alıyoruz. Daha sonra en sona bir artı 4 lazım. Bakın burada istenen bu. O zaman 4 birimde yukarıya öteliyoruz. Böylelikle şimdi burası neydi? Bakın y eksenini 0'da kesiyordu. 4 birim yukarı ötelenince 4'te kesecek artık. Y eksene şurası eğer bir parabol kabul edilirse tepe noktasının ordinatı eksi 1'e karşılık geliyor bakın. Artık eksi 1'den 4 birim yukarı şimdi 3'e karşılık gelecek. Şimdi aynı ikinci sorumuzun C şıkkı. Bu sefer fx fonksiyonu eksi f eksi x artı 1 biçiminde düzenlenmesi isteniyor grafiğin. Şimdi önce x gördüğüm yere eksi x yazarsam bu sefer y eksenine göre simetri almam gerekiyor. Ancak bu fonksiyon zaten y eksenine göre simetrik. Yani yansıması da y eksenine göre yansıması simetrisi de aynı grafik olacaktır. Değişen bir şey olmayacaktır. Şimdi önüne eksi getireceğim. Yani fonksiyon kuralını eksiyle çarpacağım. Fonksiyonun kuralının tamamını eksiyle çarpınca o zaman x eksenine göre yansıması veya simetrisi almış oluyoruz. Şimdi en sonda bir artı 1 var. O zaman bir birim ne yapıyoruz? Yukarı öteliyoruz. Y eksenini burada eksi 1'de kesiyordu. Artık bir birim yukarı gidince 0'da kesmiş olacak. Üçüncü sorumuzda da yine benzer işler yapacağız. Bu sefer y eşittir mutlak değer x olarak verilmiş. Aslında bu y eşittir fx fonksiyonu değil mi? Şimdi burada y eşittir eksi f 3x artı 2'nin grafiğini soruyor. X gördüğüm yere 3x yazmalıyım. X gördüğüm yere 3x yazınca fonksiyonun bu grafiğin kolları daralır. Birbirine doğru yaklaşır. Yani ben önceden x yerine 1 yazınca 1 buluyorsam şimdi ben buraya x yerine 1 bölü 3 yazınca aynı sonucu bulabilmeliyim, tamam mı? Parantezin içinde. Yani f1 için x yerine 1 yazıyordum. Şimdi 1 bölü 3 yazınca 1 bulabilmeliyim. Gerçekten bakın böyle grafik olması lazım. 1 yazınca da 3 katı 3 sonucu elde edilebilir. Şimdi bunun tamamı eksiyle çarpılması gerekiyor. Eksiyle çarpınca bu sefer x eksenine göre simetrisini almış olacağız. Yansımasını almış olacağız. Daha sonra en sonda bir artı 2 var. Bir 2 birimde şimdi ne yapıyoruz? Yukarı öteliyoruz. Bu grafiği 2 birim yukarı ötelersem şu kırılma noktası sivri nokta 0'da 2'nin artık 2'ye gelecek bakın. Daha sonra burada 2 bölü 3 olduğunu nereden anladım? Hemen şurada basit üçgen benzerliğinden yorumlayabilirsiniz. Yani şurası mesela 3 birimken şurası 1 birim değil mi? 3'e 1 oranı var. O zaman burada x eksenine karşılık gelen değer y eksenine karşılık gelen şu uzunluğun 3'te 1 ise o zaman burada y eksene karşılık gelen 2 birimse 3'te 1 burası da 2 bölü 3 olacaktır. Simetriği bu tarafta da eksi 2 bölü 3 bulunacak tabi. Dördüncü sorumuzda şimdi burada A, B, C ve Ç şıklarında 4 tane fonksiyon verilmiş. Bunların y eksenine veya başlangıç noktasına yani orijine göre simetrik olup olmadıklarını inceleyin demiş. Yani aslında bu fonksiyonların tek mi çift mi olduğunu soruyor değil mi? Tek fonksiyonların grafiği orijine göre simetriktir. Çift fonksiyonların grafiği ise y eksenine göre simetriktir. Şimdi tek bir satırda verilen yani polinom şeklinde verilen bir fonksiyon x'in kuvvetlerine bakarız. X'in kuvvetleri hep çift sayılardan oluşuyorsa o fonksiyon çift fonksiyondur. Bakın birinci fonksiyonumuz A şıkkında dördüncü kuvvet, ikinci kuvvet içeriyor. Hatta burada x'in sıfırıncı kuvveti var gibi düşünebilirim. Buradaki kuvvetler hep çift olduğu için bu fonksiyon çift fonksiyondur. Çift fonksiyon. Dolayısıyla bu fonksiyon çift fonksiyon ise grafiği de y eksenine göre simetriktir. İkinci fonksiyonumuz da yine aynı şekilde. Burada da çarpı x üzeri 0 var gibi düşünebilirim. X'in kuvveti 2, x'in kuvveti 0. Bu da yine bir çift fonksiyon. Yani grafiği y eksenine göre simetriktir. Şimdi x'in kuvvetleri burada 5, 3 ve 1 dikkat edin. Dolayısıyla bu fonksiyon bir tek fonksiyon olur. Bunun grafiği orijine göre simetriktir. Tek fonksiyonların grafiği orijine göre simetrik. Unutmayalım. Şimdi burada dördüncü fonksiyonumuz. Burada da x'in üçüncü ve birinci kuvvetleri var yine. Üçüncü ve birinci kuvvetler. Kuvvetler hep tek olduğu için bu fonksiyonda yine bir tek fonksiyon olur ve grafiği de orijine göre simetrik olur. Beşinci sorumuz f ve g fonksiyonlar gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlanmış. Bu f fonksiyonu y eksenine göre simetrikmiş bakın. F fonksiyonu o zaman çift fonksiyon değil mi? F çift fonksiyon. F çift fonksiyonsa bunun anlamı neydi? F de eksi x eşittir fx olacak değil mi? Şimdi burada gx fonksiyonunu f'ye bağlı olarak vermiş. Bu da orijine göre simetrik olduğunu göstermemiz isteniyor. Yani ben bu g fonksiyonunda x yerine eksi x yazınca eksi gx sonucunu bulabilmeliyim. Olduğunu gösterelim. Şimdi bunu gösterebilmek için x yerine eksi x yazarak başlıyorum. Eşittir. X yerine eksi x yazarsam bakın şurada bir eksi var. Sonra eksi x küp olur burası. Sonra çarpı fx. F eksi x olur burası da. Burada tek kuvvet işareti etki etmeyeceği için buradan eksi x kalır. Önünde de eksi var. Burası artı x olur değil mi? Bizim fonksiyonumuz da çift fonksiyon olduğu için f fonksiyonu. Buraya da doğrudan fx yazabilirim. Peki şurada üçüncü kuvvetini unutmayalım. Bakın bize verilen g fonksiyonunun tamamen eksiyle çarpılmış bir halini bulabildik mi? Bulduk. Demek ki bu ifade eksi gx demektir. Böylelikle g fonksiyonunun bir tek fonksiyon olduğunu göstermiş olduk. Tek fonksiyonların grafiği de orijine göre simetriktir. Altıncı sorumuz. Şimdi f fonksiyonu grafiği orijine göre simetrikmiş. Yani f fonksiyonu nasıl fonksiyon? Bir tek fonksiyon. Tek fonksiyonların kuralı nasıl olur? F de eksi x eşittir eksi fx olur. Dolayısıyla burada g'de eksi 6 28 olduğuna göre f2 değerini soruyor. Şimdi g'de eksi 6'yı bulmak için x yerine eksi 6 yazsam eşittir. Yazıyorum x yerine eksi 6 artı 2. Bunun karesi var. Çarpı f fonksiyonun içinde de x yerine eksi 6 yazıyorum. Artı 4 artı 2 çarpı eksi 6 eksi 8. Şimdi f'de eksi 6 28'de şu sol tarafa 28'i yazayım. Eşittir. Burası eksi 4 yapar. Eksi 4'ün karesinden burası 16 olur. 16 çarpı. Şu parantez içinde eksi 2 oluştu. Bakın f eksi 2 oluştu. Ve burada da 2 çarpı eksi 6'dan eksi 12. Eksi 12 eksi 8 daha ne yapar? Eksi 20 yapar. Şimdi eksi 20'yi sol tarafa artı 20 olarak alacak olursam burası ne oldu o zaman? 48 eşittir 16 çarpı f2. Düzeltiyorum eksi 2. Aslında ben buraya doğrudan f2 de yazabilirim artık değil mi? Yani eksi f2 yazabilirim. Çünkü biz neyi arıyoruz? F'de 2 değerini arıyoruz. Bu f fonksiyonumuz tek fonksiyon olduğu için bu içindeki eksiyi fonksiyonun önüne alabiliriz. Önce isterseniz 16 ile sadeleştirelim. Madem bu kadar yazdık. 16 ile sadeleştirince F'de eksi 2'nin 3 olduğunu buldum. F'de eksi 2 3 ise o zaman eksi F2 de 3'e eşittir. Değil mi? Tek fonksiyon olduğu için bunu yazabilirim. F2 değeri de eksi 3 olarak bulunabilir. Böylece 11. sınıf Fen Lisesi Matematik Ders Kitabındaki fonksiyonların dönüşümleri konusuna ait alıştırmaları çözmüş olduk. Bundan sonra bu ünitenin ölçme ve değerlendirme sorularını yine kanalımızda bulabileceksiniz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olursanız memnun olurum. Hoşça kalın.